Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor. Muğla'da geleceğe miras Kissebükü Antik Şehri projesi tanıtımında oraya dönüyoruz. Kuzeyinde yer alan konutları şu ana kadar açığa çıkardık. Bu konutlardaki kazıları 2025 yılında tamamlayarak koruma ve restorasyon çalışmalarını başlatacağız. Kentin batısında sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan bölgedeki yapılar farklı işlevlere sahip olup sahilden yamaçlara doğru denize dik olacak şekilde sıralanmıştır. Sahil hattındaki yapıların kazıları 2019-2023 yılları arasında büyük oranda tamamlanmış ve konservasyonları yapılmıştır. Bu bölümün ilk yapılarını yamacın güney ucundaki dairesel kule, iki katlı mekanlar ve sarnışlar oluşturmaktadır. Bu alandaki kazılar öncelikli olarak Antik Kule etrafında 2025 yılında çalışmaya başlamayı planladık. Kentin batısında yamaçlardan sahile uzanan yerleşimin 1000 metrekarelik alanını kapsayan birinci kademesindeki kazılar şu ana kadar tamamlandı. Geleceğe miras projesi kapsamında kazısı tamamlanmış mekanların 2024 yılında konservasyonların yapılması için ön hazırlıklara başladık. Batı sahilde yer alan iki katlı düzenlenmiş birkaç bölümden oluşan ticari yapı komplekslerinin kazısı 2023-2024 yıllar arasında tamamlandı. Konut, restoran işlevinde kullanıldığı düşünülen bu kompleksin restorasyon ve koruma çalışmalarını artık başlatıyoruz. Bir nolu hamam yapısındaki kazılar 2022 yılında tamamlanmıştı. Hamamın mimari restorasyonu ve mozaiklerin konservasyonu 2024 yılı içinde gerçekleştirilecek. Batı yerleşimin en büyük yapısı olan Birnoğlu yapıda da kazı çalışmalarımız başladı. Koyun kuzeyinde bir tepe üzerinde yer alan ve kentin erken dönemine ait kalıntıları barındıran Akropol'de çalışmalarımızı 2025 yılı itibariyle başlatmayı planlıyoruz. Geleceğe miras projemiz ile Kissebük Antik Kenti'ne öğren yeri statüsü kazandırmayı da hedefliyoruz. Bütüncül bir çevre düzenleme çalışması ile ziyaretçi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, açıklayıcı ve önlendirici bilgi panoları, toplanma ve bilgilendirme alanlarını oluşturacağız. Geleceğe miras çalışmaları neticesinde künü büyük oranda ihya etmiş olacağız. 4 yılın sonunda antik kentin %80'inde kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon lira ödenek ayıracağız. Elde edeceğimiz sonuçların, gün yüzüne çıkaracağımız eserlerin ve ayağa kaldıracağımız yapıların şimdiden ülkemize kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Kazı Başkanımız ve ekibinin şahsında, Geleceğe Miras projesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün uzmanlara, akademisyenlere, ekip üyelerine ve değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki lansmanımızda buluşmak temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.